Evet, şu an Hakkari'deyiz. Hakkari'den taksi tuttuk. Elif de burada. Ve peri bacalarına geleceğiz. Yaklaşık 1,5 saattir. Arkadaşlar ulaşım sıfır. Hiçbir Ulaşım... şekilde ulaşım yok. Yol var, Tabela tabela yok. yok. Telefon İnternet... çekmiyor. Hani birisini arayamazsınız. İnsan yok. Ay şurada bir göstersene. Şurada koyunlar var. Koyunların çobanını bulduk şurada. Yaklaştırıyorum. Çobanı da göster. İnsan görünce seviniyoruz. Adres sormak için. Bu da taksicimiz. O Kürtçe konuşuyor. Yani Allah'ın fikretti mi derler artık. Onu Kars için söylüyorlardı genelde ama arkadaşlar Hakkari'ye gelirseniz kesinlikle interneti, adresi iyice bir kağıda yazıp ama tabela yok yine bulamazsınız. Navigasyonu hiçbir şekilde açamazsınız. Yani sıfır. İletişim sıfır. Yani Hakkari'den taksi tutsanız o bile bilmiyor. Düşün, onlar burada yaşıyor, gelmemişler, bilmiyorlar yani. Zaten gözünüzün gördüğü yer hep dağ. Şu, bu yol da köy yolu. Belirli yerlerde bu yolun dereler oluşmuş. Araba zor geçti. Şimdi biz taksiyi bir kere tutmuş olduk. Orayı görmeden dönmek istemiyoruz. Ondan sonra o da nerede diyor, bulamıyoruz. Daha ne kadar gideceğiz? Öyle bir ikilemde kaldık. Neyse. Bebe beklenen oldu. Taksimiz göle battı. Ve Elif de bu taksi şoförümüz maalesef taş koyuyor altına. Telefon çekmiyor. Ulaşım sıfır. Ay kaldık burada. Araba geçmiyor. Her yer dağ. Soğuk. Kısacası boku yedik. Peribacalarının oluşumu buradan başlıyor. Şöyle Hakkari'de şu şekilde peribacalarını şöyle minicik minicik oluşumlardan oluşuyor ama biz gerçek yerine gidemedik maalesef. Yolda kaldığımız için yolda bu. Yoldan ben biraz yürüdüm. Peribacaları şurada oluşmaya başlamış. Sadece dedim gelmişken bunu çekeyim. Dönüş yolu burada zaten. Sağım, solum, önüm, arkam hep dağ. Her yer dağ. Taksi şoförü ileride bir köy var. Oraya gitti yürüyerek. Araç getirebilse taksiyi çektireceğiz. Biliyorsunuz taksimiz battı. Getiremezse buradayız. Hava soğuk, karlar var. Neyse, ben sadece buraya kadar yürümemin sebebi şu peribacalarını göstermekti. Ama gerçek olan yere gitmedik. Sadece burada bu kadarı var. Az ileride biraz daha var da biz korktuk biraz buradan. O yüzden gidemiyoruz. Şimdilik bu kadar. Elif beklemekten sonunda çıldırdı. Halay mı çekiyorsun? Çek bakayım. TT yapıyorsun ya. Evet Elif. TT yapıyor. Halay çekiyor. Vallahi hiçbir yerde suyurmadık. Bu Hakkari'de kafayı suyurduk. Ben karşıya geçtim yolun ama şimdi bu tarafa nasıl geçeceğim? Oo, su çoğalmış. Bu su çoğalırsa bu taksiyi götürür. Biz de burada ne yaparız bilmiyorum. Vallahi ayvayı yedik ha. Arabanın çantam içinde. Dur bir saniye. Bu dağın adı neydi? Sümbül. Sümbül Dağı'ymış bu. Bu da hangi medreseydi? Ya valla merkez medrese geçiyor da. Merkez medrese olarak geçiyormuş ama ama çok sanırım. eski bir medrese. Ha yani belli oluyor zaten. Arkadaşlar burası Hakkari. En güzel dağı da herhalde burası. Kale de hemen şurada küçücük kalesi de var. Kale de yoksa? Kalesi çok küçükmüş ama ben göremiyorum ki burada. Gözlüğü tak. Kalesi de burası ama gölge görünüyor.
Kalesi de burası. Videoları devam edeceğim. Hoşça kalın şimdilik. Hakkari'nin küçük bebeği. Bu daha yeni doğmuş. Şuna bakın. Çok güzel. Gel gel. Gel bir gel gel. Şuna bak sen. Şu tatlılığa bak. Kız. 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 Gel. Aman benim tatlı kızışıma. Aman benim tatlı kızışıma. Tatlı kızımı. Annen bak, annenler orada. Görüyor musun? Görüyor musun? Annenler orada. Bak bir bak. Burası kalenin olduğu yer. Merkeze çok yakın. Kaleden daha güzel olan dağları bence. Kale diye bir şey yok. Yani kaleyi görmeye gelirseniz bence ya şu dağları görürsünüz ya da şu manzarayı. Bir de siz şu yandan göstereyim. Şöyle. Manzara olarak çok güzel. Sanırım Hakkari turumuz çok kısa sürecek. Size gösterebileceğim sanırım bu kadar. Ama siz de mutlaka bence gelin, görün. Biz biraz erken geldik. Ama buraya gelmek için bence Haziran, Temmuz, Ağustos. O zamanlar gelin daha iyi. Çünkü soğuk çok. Hakkari'de evlenirseniz eğer size böyle altın kemerler takıyorlarmış. Çok güzel altın kemerler var. Evlenirseniz buradan biri de evlenin. Ayrıyeten. Şöyle güzel şeyler var. Aa, çok güzeller. Gerçek gibi. Acaba gerçek mi altın mı? Ha? Altın gibi gerçek. Bu böyledir. Bu iş böyledir. Bizim işimiz. Karışık tulumba. Tabii. Şöyle göstereyim size. Etiketleyin patlıcı şapatlıklarını. Ne kadar kilosu şeyli abi? Abi ya, kilosu. Çok güzelmiş. Hadi sana 10 lira olsun.